Kadir Rezil değil, Enem Arat benim de. Gül Hanım'ın sofrasındayız. Ellerine kollarına sağlık. Teşekkür ederim. Mutfakta koşturduk. Hele ki o tavuk için birbirimizi yedik. Ama neyse ki tüm yemeklerimiz yetişti. Şu anda soframız da güzel bir şekilde hazır. Evet, evi gezdiler. Temizlik konusunda dün iddialı olduğunu bir kez daha Yıldız Hanım'ın evinde söyledin. Dedin ki etrafımdakiler çok yoruluyor dedin. Özellikle temizlik takıntımı evet. yüzünden dedin. Evet Murat Bey, evi gezdiniz. Dün anlattığı kadar temiz miydi bugün Gül Hanım'ın evi? Dün anlattığı kadar temizliği göremedi yani. Anlattığı kadar değil. Neyi göremediniz? Ne buldunuz? Mesela mutfakta gördüm. Ne gördünüz? Toz gördüm. Neresinde dolap gördünüz? Dolaplarda. Hangi dolapta? Ama fırının yanındaki dolap. Yani kayda değer bir pislik var mıydı? Peçeteyle sildim, bayağı bir şey geldi. Göreceğiz kamerada onu. Tabii. Panoda gördüm. Karşıda. Evet, siz şu tahtada görmüşsünüz. O pano boyadır. Evet. Siz ıslak peçeteyi sürerseniz rengi gelir. Hayır, tabii ıslak ki. Değildi, kuruydu. Kameraya da gösterdim. Panoyu ben 3 kere geçtim. Yani panoda mümkün değil. Bilmiyorum, gördüm ve gösterdim kameraya. Peki, evet. Bakalım bugün neler konuşacağız, yemekler nasıl olmuş dedi ki sabah aynı zamanda aşçıyım da dedi. Evet. Ama Murat Bey sizin sıcakçı olduğunuzu düşünmüyor. Sadece pasta türevi şeylerle ilgilendiğinizi ben düşünüyor. Ben aşçıyım. Doğrudur, aşçısı yani olabilirsiniz. Ben pastacı olarak... Pastacılık eğitim ekstra alıyorum. Hah, onu, evet. onu söyledim. Aşçılık yani. Tarzında bir eğitim aldınız mı diye soruyorum. Evet, sana. Aşçılık eğitiminiz nedir acaba Gül Hanım? Yani aşçı olmak için eğitim şart mıdır sizin Hayır, için? Hayır, sadece soruyorum. Bilgi, evet. Tabii gastronomi okumadım. Bunun evet. okulu gastronomidir. Evet. Ama yani kurslara katılabilirsiniz, sertifika alabilirsiniz. Özel bir konservatuvara giderken kendimi mutfakta buldum. Yani hepimiz mutfağa yani çocukluğumuzdan beri tabii, ben aşçıyım insan, demiyoruz yani. İnsan bir 5 yıl, 10 yıl sonra nerede olacağını bilemez. Benimki de öyle oldu. 9 yaşından beri baklava açıyorum, öyle söyleyeyim. Özel bir yeteneğim olduğunu düşünüyorum. Hani özellikle hamur işinde. Bu yolda da ilerledim. Şu anda bir yemek programım var. Onu ilerletiyorum. Bence belgedense el lezzetinin olması evet. biraz daha önemli. Belgeyi asıp da lezzetsiz yemek yaptıktan sonra o aşçı neye yarar? Bir aynen de o var. Öyle. Ama aynen tabii öyle. Ki de bir kursa gidip biraz daha püf noktalarını ya da bilgilerini... Onu da gidiyorum tabii ki. Ekledim ya ona ben. Da açık zaten evet. Gül Hanım. Pastayla başladım. Ondan sonra fırıncılık okulu. Ardından dünya mutfağı. Gül Hanım, dünkü sakin haliniz nerede? Bugünkü bu... Agresif haliniz nerede? İnanamıyorum. Acaba sizden beklentimiz yüksek olmasın diye mi dün söylemediniz bu konuyu yoksa... Yıldız Hanım'ın da değişik bir bakış açısı. Hayır yani dün mesela hepimiz söyledik. O gün sakla bugün de saklardım. Bugün peki, bunları şimdi yemek peki, tadına tamam. bakarken konuşalım da temizliği sorayım Yıldız Hanımcığım. Dün sizin evinizi biraz tozlu bulanlar oldu. Oldu çok evet. karman çorman kalabalık dediler. Nasıl buldunuz bugün bu evi? Ben Gül Hanım'ın evini temiz buldum. Zaten ufak bir evi var. Bu evi temiz tutmak gayet kolay. Ev 120 metrekare. Mutfak evet küçük görünüyor. Salonunuz arada... küçük. Eşyalarınız daha az. Size nazaren öyle ama genelde evet. bu tarz burada evler. Her ev sizinki kadar büyük olamıyor maalesef. Doğru. Evet ama küçük ev aslında daha çok çabuk kirlenir. Onu söyleyeyim. Her yerin yağ olduğunu düşünün. Gergi tavana kadar siliyorum ben. Biraz renk karmaşasını i̇şte, galiba beğenmemiş Yıldız Hanım. Yani ben şimdi evet küçük eve beyaz koltuk koymuşsunuz. O güzel olmuş fakat evdeki renk karmaşasını ben de çok beğenmedim. Renkte aslında karmaşa yok. Bir uyum olduğunu düşünüyorum. Ben özel tasarladım, kendim tasarladım. Olabilir. O da sizin ya ben evet. öyle siz nasıl benim tabii evimi ki, öyle buldunuz? Evet. O yüzden yani çok yoksa... eşya ben sevmem. Tabii siz bir şeyler bulabildiniz mi onu merak Hayır, ediyorum. Hayır ben bulmadım. Yok, gayet temiz eviniz. Teşekkür ederim. Peki. Sağ olun. Servet Hanım, nasıl buldunuz evin temizliğini? Ben güzel buldum Kadir Bey. Sadece mutfak dolabının ocağın yanındaki dolap menteşe hala yağlıydı. Yağ var. Yani daha dolap inşaat hali gibi o menteşesi Hangi kalmıştı. Hangi menteşe? Bu taraf yan dolapta. Bir de çekmeceyi açamadım Kadir Bey. Çekmece altlarını ben çok merak Giderken ediyorum. Giderken göstereyim açamadım. Ben size içinizde kalmasın. Çekmece içine bak, alt çekmecesine bakacağım. Çekmecenin altını açmadın mı sen? Açamadım. Şimdi açabilirsiniz. Sen evindekileri nasıl açıyorsun? Ben kendim hep açıyorum göstereceğim tek tek arkadaşlara da. Ben işin açı sizin yani bu kadar dün abarttığınıza göre bu kadar sizi beklemiyordum. Eviniz bir temiz şey söyleyeyim. Çıktı. Ha, bir de şunu söyleyeyim. Bak bir de şunu söyleyeyim. Eviniz çok küçük. Ben bu evi 1,5 saat içinde tertemiz yani dedim yapmadım. Ya küçük pencereler benim içinde. Mutfağım açık mutfak. Pencereler de içinde 1,5 saat. Evet yemin ediyorum 1,5 saat içinde yaparım. Ben 1,5 saat içinde yapamıyorum. Ben 1,5 saat içinde yaparım. Da, hatta büyük olsa daha benim, çabuk yapardım. Benim bir mutfak tarafım, benim bir mutfak dolabı tarafım inanın sizin bu salon kadar var. Doğrudur eğer aklından gelebiliyorsanız küçük ne hala? Küçük ev daha çabuk yani. Kirleniyor onu Ama söyleyeyim. Ama şimdi bak sen de temizlik yönlerini bayağı tavana vurdurdun. Eğer gelip de evini gezdiklerinde bir şey görürsen vallahi da dillerini de anlamam ben seni. Ben tavanı bile yani her tarafı yapıyorum.
Hadi İnşallah bakalım. Geldiğinizde Peki. görüşürüz. Ama az önce dedi ki dün dedi çok bir beklentim yoktu kendini çok övdüğü için ama dedi bugün beni şaşırttı evi temizledi. Temiz bulmuş. Temiz Aysun buldum Hanımcığım. Küçük olduğu için. Evet evi küçük ben... olduğu için. Büyük ha, olsa pis bulurdunuz. Onu da illa araya sokacak. Büyük olsa da aynı böyle bulurdunuz Servet Hanım. Emin olabilirsiniz. Bilmiyorum diğer evim de artık. Bunun iki katıydı. Aslında biz seninle gibiydi. Bir yarışma yapmamız lazım. Büyük evlerde ikimizin bir girmesi lazım. Kim daha çabuk yapacak, kim daha temiz yapacak. Ben daha temiz yaparım. O zaman daha çabuk olur. Peki. Aysun Hanımcığım son yorum sizin. Nasıl buldunuz temizliğini? Gül Hanım'ın evi temizdi. Evi temiz buldum. Ama benim yani temizlikle birlikte bir de başka bir takıntım da vardır. Ne Düzen gibi? Takıntısı. Şimdi örneğin bir mutfak dolabınızın bir kapağını açtım. Hani o kadar karma karışık bardaklar, şeyler hani bunun sebebi... Neresi? Bardak yoktu ki içinde zaten. Hayır, mutfak dolabının iç ahenginden bahsediyor. Evet, hani iç ahenginden. Bir... Gördüğünüz evet. üzere benim mutfağım çok küçük ve eşya bile alamıyorum. O yüzden bir şeyleri temizleyip üst üste alta, koymak üst durumunda üst kalıyorum. Üst üste koymak evet, durumunda. Çünkü nereye koyabilirim? Mutfağım küçük. Doğru, evet. Mutfağın küçük. Temizlenmesi de o yüzden evet. ben de arkadaşlara katılıyorum. Kolay. Evet. Aysun Hanım senin evini Yıldız Hanım'ın evinden daha temiz bulmuş. Evet. Teşekkür ederim. Yıldız Hanım ne diyorsunuz bu konuya? Değil. Belki yaşayan kişi sayısıyla alakalı olabilir. Yani kullanım açısından diyorum. Yani mesela Gül Hanım burada tek oturuyor zannediyorum. Yok. Neyse yani. Ailem 5 kişiyiz. Çoluk çocuk yok bir şey yok yani benim evde. Çoluk çocuk her zaman oluyor yeğenlerim. Oluyor mu? Evet. Yani siz bana dün demiştiniz ya grup olarak şimdi kimin dediğini hatırlamıyorum ama hani temiz bu program için temizlenmiş gibi. Ben onu söylemedim. Siz söylemediniz belki ama. Onu yani sanki Servet Hanım mı demişti Servet acaba? Servet Hanım. Program için tabii ki ekstra bir temizlik. Yaptık hatta yani ben hepimiz. Ben de dedim ki program için yapılmış bir temizlik değil bu dedim yani, hatta size. Tabii. Böyle bir şey olsa içinden çıkamaz. İki ayda bile dedim. Kesinlikle çıkamaz. Aysun Hanım da beğendi evinizin temizliğini. Peki o zaman çorbalardan başlayalım. Sebze çorbası geliyor. Bakalım tadı lezzeti nasıl olmuş. Bu arada çorba almaya giderken mutfağın menteşesine de bir bak. Evet bu taraf hemen kapak. Şöyle alayım sizin. Parmağınız bile yapsa yağlıyor. Şöyle alayım. Kadir Bey ben kürdanla temizlik yaptım ya. O oraya girmeyecek de peçete gördü kameraman. Böyle yaptım simsiyah. Ben de böyle diş aletleri var. Simsiyah olması bir evi pis mi yapar sizce? Pis değil de nasıl oraya o temizlikle neden oraya abi. Girmediniz yani? Oralar detay işte. Gül Hanım şov yapıyor. Temizlik için de yemek için de. Bunu diyor. Şunu diyor. Pas bu. Paslanmak ayrı, yağlanmak ayrı. Siz de gördünüz. Servet Hanım oradaki yalnız gösterdim. Yalnız oradaki pas yani pas lekesi. Gül az daha gel kamera görsün seni. Oradaki mi pas lekesi? Evet yağ ben değil. Ben şimdi keşke o peçeteye atmasaydım da Gül Hanım size peçeteye gerek yok zaten görünür. Zaten ya keşke görünür. Size gösterseydim. O pas yani yağ bir peçete değil. Alıp tekrar siler misin? Orada yağının ne işi var? Ben oraya yağ koymadım ki. Yağ değil bak. Kir ve yağlanmış anlatabildim mi size? Yağ koyamazsın oradan zaten. Oradan her gün elimi geçtim. İnanın elimi atıyorum her gün. O meşeye, menteşeye gelmiş. Orası bir pas. Bir de tozları bile duruyordu ya. Tozları bile duruyordu menteşe tozları. Pas orası pas. Kabul etmiyorum. Ben de etmiyorum. Orası peki. Yağ. Servet Hanım menteşede bir Gül Hanım'ın üzerine bilerek gitmedi. Ben de gördüm peçetenin siyahlığını. Evet o menteşe gerçekten kirliydi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.